Herkes yani amaçlar doğrultusunda hizmet vermek için geliyor. Hak cümlesine yar ve yardımcı olsun sizlere de. Yola çıkmışsınız. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Bozatı Kızıl yardımcınız olsun. Her dayı Cem evinin şahsında Alevi halkımızın yanında göründük. Onların haklı taleplerini sahiplendik. Ve bu talepler karşılanana kadar da mücadelemizde birer nefer olacağız. Bunun da bir kez daha buradan sözünü vermiş olalım. 31 Mart'ta bir yere seçim bekliyor bizi. Bizler de belediye eş başkan adayları olarak başta Alevi halklarımızın eşit yurttaşlık talebi ve eşit hizmet görme hakları olmak üzere Akdeniz'de yaşayan bütün halklara, inançlara hizmet üreteceğiz. Kürtler, Türkler, Araplar, Romanlar, Rumlar bugün Akdeniz'de kardeşçe yaşıyor. Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar bugün Akdeniz'de barış içerisinde kardeşçe aynı çatı altında bir arada duruyorlar. Bugün bizim Akdeniz'de ulaşabileceğimiz bir demokratik, katılımcı, şeffaf, eşit bir hizmet üreten belediyecilik belki de ülke genelinde özlemini duyacağımız o barış ve kardeşliği örnek teşkil edecek. Yüklendiğimiz misyonun ağırlığının farkındayız. Bugün Akdeniz sadece bir ilçe belediyesinden öte bir noktada. Elbette ki bir siyasi parti için belediyeleri kazanmak kıymetlidir, önemlidir, bir güçtür, hizmet alanıdır. Bugün Yenişehir, Mezitli, Erdemli, Tarsus, Toroslar, Mersin'in önemli kentleri, önemli ilçeleri. Ama Akdeniz, sizler de biliyorsunuz ki daha özel bir yerde yer alıyor. Bugün Akdeniz'de hem az önce bahsettiğim şekilde Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Alevilerin, Sünnilerin, Hristiyanların yaşadığı kozmopolit bir kent olmasından ötürü hem de akşamları herkesin kendi evine gidip yattığı, işte Yenişehir'de oturanın, Toroslar'da oturanın, Mezitli'de oturanın, Tarsus'ta oturanın bile sabah iş yerine giderken Akdeniz'e uğradığı, herkesin orada nefes alıp verdiği, işini yaptığı bir kentten bahsediyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük hinterlandına sahip limanı, limanlarından birisi Mersin Limanı Akdeniz'de yer alıyor. Yine çok ciddi bir narenciye sektörümüzün olduğu tarım alanlarımız bulunmakta. Bunun ötesinde büyük fabrika ve sanayi kuruluşlarının yer aldığı, üretim alanlarının bulunduğu bir ilçeden bahsediyoruz. Yani Akdeniz bugün Mersin'in kalbi desek yanlış bir tabir olmaz. Burada başarılacak bir belediyecilik, demokratik, eşit hizmet veren bir belediyecilik genele de Mersin'e de sirayetini bu şekilde verecektir. Bu anlamda aslında Akdeniz'deki bu belediye yönetimi sadece Akdeniz'de yaşayan, orada uyuyan, orada ikamet adresi bulunan insanları değil, diğer ilçelerde bulunan insanları da etkiliyor. Bu yüzden de Akdeniz'in bu renkli, çok kimlikli, çok dilli yapısına, sosyolojisine uygun bir yönetim Akdeniz'de şart. Şeklini hem yurttaşların vekillere bakışını, vekillerin durması gereken yer anlamında biz dedik çıtayı yükselteceğiz. Evet. Çıtayı dedik nasıl yükselteceğiz? Ulaşılabilir olma, gücü yettiği kadarıyla gerçekten yurttaşların sorunlarına çözüm olma anlamda bu çıta değişecek dedik. Her iki eş başkan adayımıza da biz hem ben şahsım olarak, parti olarak elbette kefiliz. 7/24 yani bu kentte yaşayan yurttaşların emrinde, hizmetinde olacak arkadaşlarımızdır.